Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin konservasyon laboratuvarındayız ve Van Dyck'ın Ikarus olarak otoportresine bakıyoruz. Şair Ovid diyor ki Girit kralı Atinalı meşhur mimar Dedalus'a bir labirent yapması için para ödüyor. Kral daha sonra Dedalus ve oğlu Icarus'u hapsediyor. Dedalus kaçabilmek için Balmum'u yardımıyla birbirine tutturduğu büyük kanatlar tasarlıyor. Soldaki resimde Dedalus oğlu Ikarus'un vücuduna bu kanatları bağlıyor. Burada bir yakınlık söz konusu. Ikarus elini Dedalus'un kafasına koymuş. Dedalus da düğümleri Ikarus'un vücudundan dolayarak geçiriyor. Hikayeye göre Ikarus babasının çok alçaktan uçma yoksa denizdeki nem kanatları söker. Çok da yüksekten uçma güneş kanatları eritir uyarısını görmezden geliyor ve çok yüksekten uçuyor. Bu sebeple balmumu eriyor, tüyler gevşiyor ve Ikarus denize düşüp boğuluyor. Bu otoportrede de Van Dijk kendini Ikarus olarak tasvir etmiş. Ikarus'un suratından babasının ikazlarını dinlemediğini anlıyoruz. Afacan bir hali var. Babasına karşı çıkma kararı vermiş gibi duruyor. Onun için önemli olan arzuların izinden gitmek ve kendi kafasında planlar kurmak. Bu düşünüp taşınıp plan kurma fikri Ikarus'un alnının aydınlatılmış olmasından da okunabilir. Böylece onun zihnine girebiliyor, bu güç elde etme sürecini nasıl düşündüğünü anlıyoruz. Ayrıca kendisine bu hediyeyi veren babasıyla olan ilişkisini nasıl düşündüğünü, hediyeyle ne yapacağını da görüyoruz. Sanatçı bu resmi çizdiğinde çok gençti. Bu da onun inanılmaz yetenekli olduğunu bize gösteriyor. Kendisi zaten daha çocukken deha olarak görülüyordu. Evet, örneğin mavi kumaştaki fırça darbeleri tam olarak sanatçı marifetini göstermek için atılmış. Hakeza, Ikarus'un saçlarının lüleleri de muhteşem çizilmiş. Sanatçı en ince geçişleri bile fırça darbeleriyle verebilmiş ve böylece geçiş kısımları tuval üzerinden gözümüze keyif veren bir biçimde yansımış. Surat ise kısaltım yani rakursi tekniğiyle belli bir açıda çizilmiş. Otoportre çizerken elbette sanatçının aynaya bakması gerekir. Bu açıyı elde etmek için Van Dyck'ın hafifçe kafasını eğdiğini ama yine de dediğimiz gibi detayları yakalama amacıyla kendisine bakmaya devam ettiğini gözümüzün önüne getirebiliriz. Detaylar sayesinde yüzünü kimsenin yüzüne benzemeyecek şekilde vermeye çabalamış. Bu tabloda antik Yunan'a ait bir efsane resmedilmiş. Bu konuya az sonra döneceğim ve Van Dyck'ın ailesiyle sürdürdüğü ilişkiyi e, anlatmaya çalışacağım ama Van Dyck'ın ailesiyle sürdürdüğü ilişki karmaşıktı, bunu söylemem gerek. Tablonun yapıldığı sıralarda hem sanat kariyerine hem de yetişkinliğe adım atıyordu. Bu da ailesinden ve özellikle babasından ayrılması gerektiği anlamına geliyordu. İşte zaten bahsi geçen Yunan efsanesinde de bu anlatılır. Van Dyck'ın aslında iki babası olduğunu söyleyebiliriz. İki babası. Biri biyolojik babası ki bu tablo yapılmadan kısa bir süre önce yasal olarak babasından ayrıldığını, yani 18 yaşına bastığını söyleyebiliriz. Ama bu tabloyla Van Dyck diğer babası diyebileceğimiz hocası Peter Paul Rubens'ten de ayrılmış oluyor. Büyük usta Hollandalı ressam Rubens'in Van Dyck üzerinde emeği çoktu ve kendisi Anvers'teki en önemli sanat figürüydü. Sadece Hollanda'da değil, 17. yüzyılı düşünürsek tüm Avrupa'da en ünlü sanatçılardan biriydi. Van Dyck her ne kadar Rubens'ten ayrılsa da ona çok şey borçluydu çünkü Rubens ona kariyerini başlatacağı platformu hazırladı. Rubens sayesinde Van Dyck o dönemde moda olan boyama tekniklerini, tablolarda dinamik anlatılar oluşturmayı, fırça ve boyaları mükemmel şekilde kullanmayı öğrendi. Tüm bunların yanı sıra piyasada ressam olarak nasıl yer edinebileceğini de öğrendi. Ama bu çok da kolay olmadı zira bölgede en etkin olan ismin Rubens olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak Van Dyck'ın piyasada yer edinmesi için şartları zorlaması gerekti. Hatta Van Dyck daha sonra İngiltere'ye gidecek. Önce İngiltere Kralı 1. James'in sonra da onun oğlu 1. Charles'ın yanında çalışarak ün alacaktı. Daha sonra İtalya'ya geçecek, oradan tekrar İngiltere'ye gelecek, böylece çeşitli piyasalarda yer edinme arayışını sürdürecekti. Evet, bu tabloda azim hatta belki hırs var. Bu bir hırs hikayesi. Zaten konu seçimi bile Peter e, Bruegel'ın Icarus'un düşüşü tablosunu e, düşündüğümüzde Van Dyck'ın hırsını bize açık ediyor. Bu konuyu resmetmeyi seçerek adeta ressamlar camiasına meydan okuyor. Bruegel'in tablosuna bakıp da Ikarus'u gözden kaçırmak çok olası. Ikarus burada denize düşen epey küçük bir figür. Bu tabloda daha ziyade manzarayı görüyoruz. Ikarus tablosunun e, adında geçse bile dikkatimizi daha çok öndeki saban süren adam çeker. Bu tabloda ise bunun tam tersi söz konusu. Neredeyse hiç manzara yok. Odak noktası tamamen bu iki figür ve birbirleriyle olan ilişkileri. Bu Bruegel'in tablosunda olmayan bir baba oğul ilişkisi. Dolayısıyla Van Dyck meşhur bir konuyu tamamen farklı bir biçimde ele almış. Bu tabloda Van Dyck yüksek bir öz farkındalık sergilemiş. Hem teknik ustalığı anlamında hem de kendini tablonun ana karakteri olarak göstermesi anlamında. Buna bakınca Van Dyck'ın sanatçı olarak kendisini düşündüğünü, nereye gitmek istediğini ve sanatçı olarak rolünü anlıyoruz. Ama kendisini düşünmekle kalmamış, bu düşünceleri tuvale de aktarmış.